Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime haftalar kala tartışmaların merkezine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'la ilgili kadın tacizi iddiaları oturmuş durumda. Savunmaya çekilen Trump cephesi ise basında yer alan haberlerin sahte ve düzmece olduğunu ileri sürüyor. Florida'da taraftarlarına seslenen Trump, bu tarz haberlerin arkasında rakibi Hillary Clinton'ın ve de basının olduğunu iddia etti. Trump, kadınlarla uygunsuz ilişkilerim olduğuna dair ortaya atılan kirli iddialar tam anlamıyla ve kesinlikle asılsızdır ifadelerini kullandı. New York Times gazetesine mülakat veren ve Trump'ı kendisine taciz etmekle suçlayan kadınlardan birinin arkadaşıysa şöyle konuştu. Arkadaşım basına konuşmayı düşünüyordu, ben de ona sonuna kadar destek verdim. İnsanları da konuşması yönünde teşvik etti. Başkan adaylarının tartışmasından önceydi, pazar günü. Halktan kendisine kamuoyuna çıkıp konuşması yönünde çok fazla e-mail geldiğini ve artık konuşmasının da zamanının geldiğini dile getirdi. Sanırım hazır olduğunu hissetti. Donald Trump'la ilgili bir başka taciz iddiası ise People dergisi muhabiri Natasha Steinhoff'tan geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan People dergisi kıdemli editörü Charlotte Trix şunları söyledi. 2005 yılında Melania ve Donald'ın evlilik yıldönümü haberini takip etmek için Florida'ya gitmişti. Söylediğine göre Melania üst kattaydı ve kıyafetlerini değiştiriyordu ki o zamanlar hamileydi. Donald muhabirimize etrafı gezdirmek istedi, sonra kendisini bir odaya götürdü ve kapıyı da kapattı. Duvara doğru itti, o istememesine rağmen onu öptü. O zaman şok geçirmişti ve ne yapacağını bilemedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise hakkındaki tüm taciz iddialarını reddediyor.